Merhaba dostlarım ve dostlarım, ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft sunucu tanıtımındayız arkadaşlar. Ve bugün tanıtacağım bu sunucu Son Survivor'ın Survivor arkadaşlar. İsmi Son Survivor, hani oradan da Son Survivor'ın Survivor. Hoş geldin, tamam. Hepiniz hoş geldiniz video arkadaşlar. Hoş geldin kankam sen de. Yanımda kimse yok, birazcık kafa dinlemek için tek video çekelim dedik arkadaşlar. Ama fakat şöyle bir şey var, şu anda duyduğunuz sesim HyperX kulaklıktan geliyor. Bu yüzden mikrofonunu yeni videolarda duymaya başlayacaksınız. Artık ona göre hareket edeceğiz. Böyle anlık hışırtı falan gelirse büyük ihtimalle ben mikrofona ya yumruk atmışımdır ya da mikrofonu kaşıyorumdur. Ona da kusura bakmayın. Ben mesela böylece o benden gelmedi. O kurucudan geldi bak. Benden gelmedi arkadaşlar. Ona gerek. Şimdi arkadaşlar başlangıç olarak direkt bir bakalım nelerimiz varmış. Bu arada ses efsane patlıyor. İki şöyle bir tık kısabilirim. Tamam. Sitede rahat bir şekilde gelsin arkadaşlar. Normal Survivor oyun modumuzda neler var arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi banka sistemimiz, meslekler görevlerimiz, kaptanımız, sıralamalarımız ve bilgi bankamız var arkadaşlar. Envanterimizde de bir bilgi var. Bu diğer envanterimdeki şeyleri siz önemsemeyin. Onları zaten birazdan tek tek göreceksiniz ne yapacağımı. Bazı şeyleri zaten siz ulaşamıyor olacaksınız. Lonca komutları ve bilgi hakkında... Lonca komutları ve hakkında bilgi almak için, bilgi hakkında bilgi almak için diye bir şey yoktur. Bu menüye ulaşabilirsiniz diyor. Lonca bilgileri, kripto bilgileri, kitler... Yetenek, ihale, ışınlanma noktaları, VIP üyelikler. Hop, VIP'mize bir bakalım. Şimdi bakalım insanları ne kadar dolandırıyorsunuz. Bak VIP'nin fiyatlarını yazmamışsınız. Siz kardeşim bak siz ne yapıyorsunuz lan siz? Ha burada da hediyeleri varmış. VIP'nin kardeşim, fiyatları sitede yazıyor. Kardeşim sen bir o zaman bize bir söyle bakayım. Siz bir kategoriyle şey değil mi? Video çektikten sonra 2x 15 lira olan VIP 50 liraya çıkıyor. Yok hocam. En yüksek VIP ile en yüksek VIP ile en düşük VIP'nin fiyatını söyler misin kankam sen bize? Biz de diğer şeylere bir bakalım. En plus 200 TL. En pahalı VIP'miz. Aynen en pahalı VIP'miz. Normal VIP'miz de sadece 15 lira. Aynen 15 TL. 500 dinarla bu günlük kasayı aldım. Buna VIP'ler erişebiliyor. Ben VIP değilim. Sen bana hiçbir şey vermedin değil mi? Günlük rütbe ödülü 1 ve günlük rütbe ödülü 2 nedir arkadaşlar? Şimdi sunucu içerisinde rütbeler var. Mesela erişim, çaylak, kalfa, haydut, macera, savaş, asil, kahraman, mudaheus, hükümdar, kral, muhafız ve lordlar erişebiliyor arkadaşlar. Şöyle bir rank yazalım. Gördüğünüz gibi rütbelere de yükselmek için şunlar var arkadaşlar. Mesela sunucuda oynamadıktan sonra mesela nasıl yani? Yan hesabınızla öyle çat diye girip de böyle bir heus olamıyorsunuz arkadaşlar. Yan hesabınızda 42 saat aktif olmanız lazım ki öylelikle heusa geleceksiniz. Dinar kasmak, şimdi dinar dediğimiz şey hocam altın mı? Yoksa hocam, oyun normal para. Tamam. Bu pardon ben Tony ile karıştırdım. Aa kafam gitti benim. Çok özür dilerim. Ben diyorum ki altın mı para diyorum. Krem sisteminde zaten ayrı var arkadaşlar. Dinar sistemi de daha da ayrı. Şurada bunlara bakalım mı? Kaptana sonra gidelim. Mesleklerimiz olur, iş ilanları varmış. Aa çok iyi. Evet kendi iş oluşturup yani bir şeyi yaptırıp onun için para karşılığında insanlardan ticaret yapabiliyoruz. Burada tarım görevlerimiz var. Mesela yani nasıl? Adama diyorsun ki kardeşim benim diyorsun Ender işte Iron Golem yumurtasına ihtiyacım var. Tabi ulaşılmayacak bir şey de hani laf icabı da söylüyorum. 1,5 milyon kinas diyorsun ona. Öyle evet, değil mi? Evet, adam evet. Getirirse sana yani çok güzel sipariş usulü kim satarsa satsın diyor. Aslında çok güzel. Bunu evet, iteme de dökebilirsiniz aslında. Mesela edit itemler varsa eğer sunucu içerisinde mesela ben bu keskinlik 1000 nether kılıcımı satabilirim kardeşim. 150 TL. Ay pardon. 150 bin kinas. Buradan dinar yatırıp dinar çekebiliyorum bankadan. Bu ne? Evet, hep dinar bilgileriniz diyor. Bu arada banka yükselt. En iyi banka hesapları. Sunucuda şöyle göstermedi. Ay çıktı. Sunucuda bir sistem üzerine devam ediyor. BTC düşüyor ya da kalkıyor. Paranızı öyle katlayabiliyorsunuz bir yandan. Mesela ben neden bankaya para yatırayım ki şimdi? Ben neden bankaya para koyayım? Ne artısı var benim için? Bankaya para koyman senin öldüğünde paranın gitmemesini sağlıyor. Yani bankadan istediğin gibi çekebiliyorsun. Doğmak da ayrıyetten 100 dolar mı öyle bir şey olması lazım? 100 dinar mı öyle bir şey olması lazım? Param yoksa ne olacak? Paran yoksa gene doğuyorsun yani ama eksiye gidiyorsun zaten. Borçlanıyorsun sen. Oha! Yani, spam kill falan yok o zaman değil mi? Burada da parkur varmış bu arada. Şu 38'i bir geçebilir geçtim. Şu anda geçtim galiba arkadaşlar. Sonuncu da neymiş? Bilgi Bankası. Bilgi Bankası'nda da aynen bizim normal menümüzdeki arkadaşlar. Genel bilgi ve komutlar, VIP'ler, rütbeler, ışınlanma noktaları, ihale menüsü, kitler, kripto. Kriptosu bak şimdi. Bitcoin şu anda diyor ki 67.455 dinar.
şu anda bir BTC. Bu da Ethereum 3.492.000 BTC'nin fiyatı arkadaşlar. BTC almayacağım. Ethereum dolandırıcı Bitcoin. Yok ya kardeşim, kriptoya girilmez ya. Ben kripto mağdurlarındanım. Ben bunu her böyle kripto videosunda da söylerim. Işından böyle. Ben rezillik kardeşim, rezillik. Kasalarımıza bir gidelim bakalım. Kasalarımız yanda bir yerdeydi. Aa bak, Allah cezasını evet, vermesin. Onu sunucuya, aynen öyle, sunucuya bakarken de yine kaybetmiştik. Bu arada bunlar arkadaşlar item seller'lı bir şekilde güncellenecek. Şu anda sizin gördüğünüz şeylerin birçoğu bu video yayınlandıktan sonra güncellenmiş bir şekilde karşınıza gelecek arkadaşlar. Onun da bilginiz dahilinde olsun diyorum. VIP Dragon, neymiş lan bende, Spawner, Dragon ve Claim kasası varmış. VIP normal VIP'lere verilen, bu neymiş lan, Premium. Bu kesin sitede satıldığı için sen bana vermedin değil mi bunu? Allah cezanı vermesin senin. Genellikle şöyle bir şöyle, oyuncularımız da kolay bir şekilde kasılsın diye sunucumuzda şöyle bir mantık var. Sunucuda etkinlik üzerine bu kasalardan anahtarları çıkıyor. Yani ejderha etkinliğinde ya da boss etkinliğinde güzel bir şekilde kasa anahtarı kazanabiliyorsun. Yani diğer sunuculardaki gibi parayı veren düdüğü çalar mantığı var ya. Bu sunucuda yok hocam. Oyuncu da eşdeğerde, VIP de eşdeğerde. Evet, olabilir, tamam. Ya, VIP fiyatları da aslında uygun yani. Çoğu insan da VIP alabilir aslında. O kadar da bir fark olduğunu görmedim ben açıkçası, ama sen yine de öyle yapmak istiyorsan öyle yapabilirsin yani. Lan ne diyeyim ki ben ya? Burada da bir set dizmeye başladım ben kendime. Ben kendime ejderha... Şimdi bu ejderha kasasına nasıl ulaşacağım? Aa, warp kasa, warp ejderha etkinliğinde. Ha, ben ejderha katlettim diye geldi bunlar, tamam. Evet. Şimdi orayı da göstereceğim o kadar. Şuradan. Tamam ya, kasalarla uğraşmayak daha. Sen bana bir tane kit ver. tabii hemen veriyorum. Yoksa biz daha gideriz baba, gittikçe. Ya şimdi sunucu içerisinde tabii ki de ne kadar olursa olsun. Bu arada mikrofonu elledim yine, ışırtı geldiyse. Orayı kapatmışımdır. Oh bak bir anda. O ne lan? O ne lan? Lan evet, oğlum. Ben sana dedim koruma 2. Koruma 2 lan bu. Evet. Oğlum Dragon'dan koruma 4 geliyor. Kankim şimdi Dragon kasası normal etkinlikten kazanabiliyorsun. Dolandırıldık lan. Dediğim gibi. Oyuncular da eşdeğer, VIP'ler de eşdeğer. Bu sunucumuz böyle bir sunucu. Yani boss'a gidemiyorum la ben. Mob arena mıydı? Boss neredeydi? Zindan. Evet, zindan. Aa ben onu. Sen bu arada bana kit verdiğin için mi benim arazi... Aa ben pardon, ben şey açtım. Tamam pardon. Şimdi babalar burada bak. Anasını satayım bana kadar. Ölüyorum lan. Öldün mü? Yok, ölüyordum da. Zorbalandım. Gördüğünüz gibi yürüme efektleri var. Bu arada çok tatlı. Zindan muhafızları bunlar arkadaşlar. Zindan muhafızlarından ne çıkıyordu ha, ben unuttum bak. Birkaç gün oldu bu arada ben. Kafa çıkartıyor. He, wither çıkma ihtimali var. Güzel. Mesela evet, bana game mod verdin. Tamam, ben de diyorum niye bunlar saldırmıyor. Evet. Şimdi bunları ben saldırdıkça gördüğünüz gibi arkadaşlar kuvvet 1 yeteneğe kazanıyorum. Bu nedir? Savaş arkadaşlar. Tabi bunlara siz saldırırken bunlar canınızı sıkacak sizin. Çok canınızı sıkacak hem de. Şimdi boss agamız bir gelsin. Boss'umuz neymiş sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Boss'larımız bayağı kuvvetli. Boss canlanma süresi 5 saat diyor arkadaşlar. Boss hasarı 30, canı da 3000. Ödülleri de 32 elmas, 1 spawner kasa anahtarı, 1 claim kasa anahtarı şeklinde çıkıyor arkadaşlar. En çok vuran kişi değil mi kankan bu arada? Evet en çok. Yoksa son vuruş atan mı? Şey hocam, son vuruşu atanla en çok vuran güzel bir şekilde bir kazanıyor zaten. He okey. Ben mob kesiyorum. Boss agamız geldi. Boss görüyorsunuz böyle tatlış minnoş. Kanka beni bir normalleştir bakayım. Şimdi ben keskinlik 1000'le vurduğum için canı çok gitti. Allah! Fena vurmuyormuş. Ay çok fena vuruyormuş. Ay tam tekledim. Çok vuruyormuş. Gençler savaşamadım. Şimdi neler verdi? 32 tane elmas verdi. Bir tane spawner kasası verdi ve bir tane claim kasası anahtarı verdi arkadaşlar. 5 saatte bir de gelip buralarda kasılabilirsiniz. Şimdi warp. Tekrardan ışınlanma bölgelerimiz, arena bölgemiz varmış. Arena bölgemize de bir gidelim. Oradan etkinliğe ve kapanışa da ejder... Gelme! Kırarım beline, heh. Bu neymiş? Burada pipa çıktır, önce eşyalarınız düşmez. Ölünce... Aa, eşyalar düşmüyor mu? Ben buna mı tıklayacağım? Ha, buna tıklayıp bekleyeceğim. Gel bakayım senin belini bir kırayım. Keskinlik 1000 olunca elimde tabii. 508.5 hasar veriyor biliyorum ben kanka. Neyse boşver seni hadi. Hey Diablo! Hey!
Bir arena bölgesine bir gidelim bakalım. Arena bölgesinde varmış. Ben bir kere zaten bir rehber katlettim. Şimdi etkinlik bölgemiz nedir arkadaşlar? Etkinlik bölgesinde kesin düzeltmediniz değil mi? Bak bunu düzeltmemişsiniz. Bak bunu düzelteceğim diyordun. Burada yok, arkadaşlar. Hadi bunu vaz mı geçtiniz? Tamam. Burada Ant Blue'u kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Ant Blue ne lan? Ant taşıymış. Blue'u nereden çıkarttım? Ant taşı kasabiliyorsunuz. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Buraya koyduğunuz bloklar mesela kapandı mı? Sadece toprakmış lan, doğru unuttum. Buraya koyduğunuz topraklar belli bir süre sonra kırılıp geri envanterinize geliyor. Ama büyük ihtimalle ben burayı önerdim. Burası şöyle bir kapanıp hani siz kırdıktan sonra geri kapanacak arkalar. Öyle bir şeyler olacak. Burada PP açık mıydı? Açıkmış. Evet. Kabaca bu şekilde arkadaşlar sunucu içerisinde yapılabilecekler. Ejderha eventine de dedim ki saatleri geldiğinde sizler de katılabilirsiniz. Eşyalar düşüyormuş ama eşyalar düştüğünden dolayı da birazcık tehlikeli bölge. Canlanmasına 7 saat 40 dakika gelmiş arkadaşlar. Buranın yenilenmesine de 10 saat var. 10 saat sonra bu end eski haline mi dönüyor? O zaman daha iyiymiş. Ben de sandım. Ben de şey diyordum. Orayı görmedim. Yenilensin arkadan kırılan yerlerde. O zaman gerek yok. Bak buraya adam dümdüz etmiş. Buraya adam mağara açmış kanka. Üstünü de kapatmış bir de. Çok ilginç lan. Utanmaz bir de üstünü kapatmış. Kesin ama sizin işiniz. Biz koyamıyoruz bak bir şey. Sizleri de sunuculara bekliyoruz arkadaşlar. discord.gg/rap yazaraklar. Sizler de bizle katılabilirsiniz. Ekip arkadaşımız olmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sunucunun bilgileri de açıklama kısmında olacak. Kurucu kardeşim bir şey söylemek istiyor musun? Çıkın çıkın gelin. Vallahi başka bir şey demiyorum. Bye bye.